Adana'da Ramazan ayında asılan "Hoş geldin rahmet ayı Ramazan" yazılı 6 brandaya her birine 12.133 lira olmak üzere toplamda 73 bin lira ceza yazılmasını nasıl değerlendirirsiniz? Tam bir zulüm olarak değerlendiriyorum. Ve bu ceza söylediğim şeyin ne kadar isabetli olduğunu ispat etmiştir. Hatırlarsanız ben demiştim ki bir güç var, bir din düşmanı komite memlekette Ramazan'ın sönük geçmesini istemektedir. Ve idarecilerin gafleti sayesinde epeyce de başarılı oldular. Virüsü bahane ederek Ramazan'ın sönük geçirmeyi başardılar. Ramazan'ın sönük geçmesini engellemek isteyen insanlar, "Hoş geldin Ramazan" ve Ramazan'la ilgili, oruçla ilgili ayeti yazıp asıyorlar. Bundan ne var bunda? Ne var bunda? "Hoş geldin Ramazan" ve ayet. "Ey iman edenler, oruç size farz kılındı" ayeti. Bundan ötürü 12 bin küsür ceza. En yüksek miktar, cezanın en yüksek miktarı tam bir nefret, tam bir intikam duygusuyla yazılmış bir ceza. Ve bu ceza kime yazılıyor? Furkan Nesli dergisi amblemi var diye Furkan Nesli dergisi imtiyaz sahibine yazılıyor. O derginin sahibi mi asmış gitmiş onu? Hayır. O mu onu bastırmış? Hayır. Ve o halde ona neden ceza kesiliyor? Bu bir. İkincisi, bunda ne var ceza kesecek? Kim astıysa astı. Bunda ne var? Ramazan'ın sönük geçmesini isteyenler için çok şey var. Onlar planlarını yapmışlar. Virüsü bahane ederekten Ramazan'ı bitirecekler. Sönük geçmesini sağlayacaklar. Plan bu. Ve bu brandalarla bu plan bozuluyor. Ben kaç defadır söyledim, yine söylüyorum. Merkez Camii gibi birkaç minaresi olan camilerde, iki minare varsa, iki minare arasında mahyalar olurdu. "Hoş geldin Ramazan" yazardı. Ayetler, hadisler yazardı. Şimdi tabii teknoloji geliştiği için onlar, bilgisayarlı sistem daha güzel hale getirilmişti. Ve ayetler, hadisler, bazı güzel sözler yazıyordu Ramazan'da. Çalıştırmadılar o sistemi. Mahyalar çalışmadı. Bu da mı virüsten? Yani bir düğmeye bassalar virüs mü çoğalacaktı? O yazılar dönüp dursaydı, şehirde bir Ramazan havası esseydi, hiç olmazsa oradan geçen günde binlerce insan onu görseydi, ne olurdu? Ramazan'ın sönük geçmesini isteyenler mahyaların da çalışmasını engellediler. Ve ben bunu Ramazan'ın ortasından beri aşağı yukarı söylüyorum. Belki de başından itibaren bunu kaç defa söyledim. Bunu adım gibi de eminim. Diyanet de izledi, duydu. Müftülükler de izledi, duydu. Ama yine de çalıştırmadılar. Çünkü talimat öyle. Ve o dediğim din düşmanı komite öyle görülüyor ki Diyanet'e de epeyce hakim olmuş vaziyettedir. Kendileri hazırlayıp üzerine Diyanet damgası vurdular. Gizli bir rapor hazırladılar. Ben de varım o raporun içerisinde. Ve Diyanet "biz hazırlamadık" falan diyor ama çok da fazla tepki de göstermiyor. Demek ki o din düşmanı komite Diyanet adına da rapor hazırlıyor. Diyanet hazırlamış gibi ve mührünü vuruyor. Ve Diyanet buna tepki gösteremiyor. Demek ki mahyaları da çalışmasını engelleyenler aynı güçler. Hala yukarılarda namaz kılan insanlar var gibi görülüyor. Ama hakikatte onların gücü kalmamış vaziyette. Davul onların sırtında ama tokmak başkalarının elinde. Hala anlamayanlar böyle devam etsinler. Görmek istemeyenlere yapacak bir şey yok. Bazı insanlar diyelim ki böyle brandalar asmışlar. Maksat Ramazan'ı canlandırmak. Ben de kendi evime "Hoş geldin Ramazan" bir hadis brandası asmıştım. Ne var bunda? Kötü bir şey mi yazıyor? Ve her birine ayrı ceza. Halbuki kanun var. Her aynı brandadan ötürü bir tane ceza yazılabilir. 100 tane branda olsa, aynı zamanda asıldıysa, aynı yazı yazıyorsa tek ceza yazılabilir. Kin ve nefret dolu olan derin devletin adamları
6 brandaya 6 tane 12 bin yazmışlar. 73 bin lira ceza. Her tarafta kameralar var. Furkan Nesli dergisi imtiyaz sahibi olan kişi mi gitmiş asmış? Ona niye ceza kesiyorsun? İtiraz edildi. Büyük ihtimalle mahkemeden döner. İdari mahkemeden bu ceza döner. Tamamen usulsüz. Kimin astığı belli değil. Buradaki şahsa ceza geliyor. Kötü bir şey yazdığı da yok. Güzel bir şey yazıyor. Bundan ötürü de ceza verilemez. Verilse o kişiye verilemez. Verilse 6 tane verilemez, 1 tane verilebilir. Yapılan şey kanunsuz ve usulsüz. Bu sadece şunu gösteriyor. Siz bize boyun eğmezseniz biz böyle yaparız. Bu mesajı vermek istiyorlar. Siz böyle bizim projemizi bozmaya çalışıyorsunuz. Biz Ramazan'ın sönük geçmesini sağlamaya çalışıyoruz. Siz canlandırmaya çalışıyorsunuz demek istiyorlar. Ramazan'ın canlanmasını sağlamaya bu yolda gayret etmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman bu memleket o din düşmanı azgınların tamamen kontrolüne geçememiştir. Batıl hiçbir zaman tam galibiyet elde edememiştir, edemeyecektir. Allah'tan niyazım odur ki bu zalimlerin arasını bozsun, onların birlikteliklerini bozsun. Ben 2 yıl hapiste buna dua ettim. Bu zalimlerin birlikteliklerinin bozulması, bunların ekonomilerinin bozulması, bunların planlarının bozulması için. Akıllarınca yani bu şekilde Müslümanları yıldıracaklar, caydıracaklar, vazgeçirtecekler. Senin dünkü zalim ataların bunu başaramadılar. Sen de başaramayacaksın. Bu din 1400 yıldır bu mücadeleyi devam ettiriyor. Senin bunu bitirmeye gücün yetmez. Din düşmanı, münafık, Müslüman görüntülü münafık. Senin ataların bunun çok mücadelesini verdi. Camileri ahıra da çevirdi ama başaramadın. Sen de başaramayacaksın. Sabun köpüğü gibisiniz. Geçicisiniz. Yakında patlayacaksınız. Köpük gider, kum kalır. Bu toprakların İslam toprağı olduğunu unutmuşlar. Siz defolup gideceksiniz. Gene burada İslam kalacak.